Mehriban Allah'ın adı bilen, Esselamu Aleyküm kadirli tomaşacılar ve aziz çağalar. Ben İzzetli Adil, sizler beni Yalkın TV kanalında gözle batırsınız. Hava dostlar, bizler bugünkü programımızda Türkmen çağalarımız için Türkmeni dilinde bir dastan okup video tayarladık. Onu sizler bilen bile paylaşacak. Dastan okumak çağalar için okulacak vaktinde akşam tarafından ne mi faydası var? Onu işlemseniz, işmedik olsanız hem kısaca şeklinde bizler bu yerde kısaca faydalarını aydıp düşündürürüz. Çağalar için dastan okuymak yatacak vaktinde akşam tarafından ören faydası çok olmalı. Şunun biregi çağalar için dastan okuyup versin çağaların kudreti, tahayyulatı rüşt etkiye, kavuyup oluyor. Hem de çağalar dastan okuymak bilen dillerini ıslah ve tekmil etiyorlar. Ve yine bir faydası çağalar kitap mutal etmek için çok tapıyorlar. Ve yine bir faydası çağalara okulacak vaktinde akşam tarafından dastan okup versen veya hikaye aydıp versen onlar için bir hudi veya huva oluyor. Ve yine bir faydası çağalara eğer bir ibretli peygamberlerimizin vaktinden bolsa bir dastan veya ibret alır yani kendine sihatli dastanlar, hikayeler okup versen çağalar şoların zindegisinden ibret alıyorlar, ders alıyorlar. Şunu şekilde faydaları öğren kop olmalı. Bizler bu yerde şu ayıp verenlerimize iktifa ediyoruz. Onda basan dostlar vaktiniz kop almayar. Bariyaz videonu hemlerimiz birlikte bile izleyers, görüyoruz. Ve sizlerden hayiş etken, sizlere yüzlenen çağalarımı da bu videolar hem görkedin ve başka dostlar bilenen paylaşın. Bizim şunu şekilde değişikli, farklı videolarımız çok olmalı. Kanalımızı hem subscribe edin. Biz oğaldan bizler bilen olup durun hem işe. Onda basan bariyaz videonu dinleyers. Bu videonun utarması bilen bizim hem programımız utarıya. Onda da yine gelecek video çelli hemlerinizi kudretli güçlü Allah Teala tavşırıyan. Niye de olsanız hoş sağ olun. Allah yarlığınız olsun. Horoz ve it tayyarlan aydı vekili. Nusra Suhan Saları. Bir barmış, bir yokmuş. Kadim zamanlarda bir garrıca er ayal barmış. Bunların bir horozu bilen itinden başka hiç zadı yokmuş. Günlerde bir gün onun iti horoza, horoz doğan, eyyemiz garrap diysen hal yağdaydan kaldı. Onlar bizi şuna şelli hor etmen sakladılar. Gel bizden bunları idetecek olup göreli diyen. Bu maslahatı horoz makul bilip, it bilen bile eklencin uğruna çıkıptır. Onlar iki tirkeş bulup, miyve yığmak için dağın bir cölgesi bilen gidiveriptirler. Kızar ikindi bolunda bunların önünden almalı, incirli ağaçlar çıkıp başlaptır. İt ağzındaki sebedi bir yerde koyuptır da, horoza, uzak gidip yığacağımız amşulardan kovu değildir, şu yerde duşlaylı diyen. Horoz itin maslahatını makul bilip, ağacın üstüne çıkıptır da, almaları ve incirlerin in kovularını çöküp, yere kaçırmaya başlaptır. İt bolsa onları çöpleb, sebede salmağa başlaptır. Bunlar şey deyip karankı düşenini duyman kalıptırlar. Horoz doğan sebet doldu, derrov düş, öye barıp karrıları begendireli deyiptir. Horoz ona vah öngürrek tapsan bolmadı mı bu maslahatı, benim eyyem gözüm bağlandı deyiptir. Horozun giycesine hiç zat görüp bilmeyendiğini itin yadına düşüptür de, sol oturan yerinde oklayonda, benim höl ağacın kövüğüne girip yatarın deyip, İt çınarın iki adam sığar yağlı kovuğuna sümüptür. Bunlar şey deyip bir giyeceğini sol yerde geçirmeli buluptırlar. Ertesinden saz berende ıp yören bir tilki ağacın üstünde oturan horozu görüp ''Vah horoz halipa, bu çoğutturup oturan sen midin asıl? Ben uzaktan görüp seni betnişan kuşların birisin öyttüm. Şu görkün şu siretin bilen neme üçün bu çola yerde yattın? Düş yere, seni öye akıdıp mazalı cezatlardan naharlayın deyiptir. Horoz duran horoz, tilki doğan bizi doyurmak sana ağır düşer. Men yekedel, tilkinin niyetini bilip öl çınarın kovuğunda yoldaşım oklap yatandır deyiptir. Bunu işten tilkinin deysen ağzı sucarıptır. Bunun oklap yatır diyen yoldaşı, tavuktur ya da özyalı semiz horozdan am iyir oyanıp, yankı gururunları dinlap yatan it, hileger tilkinin gelerine araşıp, otirmiş. Bundan bir haber tilki horozun yoldaşını kapılıkta basmasam kaçırarın deyip kovaya tövüsüp giyiriptir.
Horozdır öydüp ol çınarın kovagına karşı yumlugayıp, çemelenip duran et onun kekirdeginden yapışacak olup üstüne bağıt bilen tuğsende yüreği yağırlara gelen tilki zordan sıpıp kaçıp kutulupdır. Şondan son horoz bilen et yığan almalardır incirlerini öye getirip iki garriyinin önünde koyupdırlar. Unus verip dinleyeniniz için sağ olun.